Amerika'nın yaptırımlarını falan düşünmeyeceğiz. S-400'de siz zaten Amerika'ya bir yaptırım uyguladınız. Kafasına çuval geçirdiniz. Bakın çok net söylüyorum. Türkiye hava savunmasındaki boşluğu S-400'lerle doldurdu. Füze sistemlerini taşıyan 16. uçak da Ankara'ya indi. Ancak tartışma yaratan F-35 projesinde ise süreç tıkandı. F-35'te küresel sermayenin, küresel silah gücü ve sade zinciri. F-35 projesinin askıya alınmış olması Türkiye'nin aleyhine gözükse de askeri uzmanlar farklı görüşlerde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri S-400 alırsanız F-35 vermem derse Türkiye'ye büyük iyilik yapmış olur. Kağıt üzerinde müttefik sıfatı taşısa da Amerikan yönetimi her zaman Türkiye'yi zora sokan hamlelerde bulundu. PKK'ya tırlar dolusu silah verirken Türkiye'ye parasını verdiği halde istediği silahları vermedi. Komşularla olan ilişkilerime karışıyorsun. Yok, İran'dan petrol alma, Ruslardan doğalgaz alma, savunma sistemlerini alma. Bunun sonu yok. Onun için bir cevap vermek gerekiyordu. Türkiye F-35'leri alırsa Türk Hava Kuvvetleri zaafa uğrayacak. Uzmanlar uyarıyor. Bu uçakların lojistik sistemi açısından tamamen Amerika'ya bağlı olacağını, her türlü bilginin Amerikan şirketinin yani Amerika'nın serverlarına, bilgisayarlarına düşeceğini, bulut sistemi içerisinde her türlü bilginin Amerika tarafından görüleceğini, paylaşılacağını, yine performansa dayalı lojistik sistem içerisinde siz bütün lojistik sisteminizi Amerikan şirketine veriyorsunuz. F-35'lerle beraber Amerika'ya hava kuvvetlerinin bağımlılığı %100 olacak. Emekli tümgeneral hava pilot Beyazıt Karataş, Türkiye'nin bir an önce kendi uçağını üretmesi gerektiğini vurguluyor. Muharip milli uçağımızın işte 2030'lu yıllarda gökyüzünde olmasını şu anda düğmeye basarsak planlıyorum diyelim. 2030 bakın. Nereden bakarsanız 11 yıl var değil mi? X ülkesinden düğmeye basın tedarikte en iyi 7 yıldan önce zaten uçak alamazsınız. Prototip milli muharip uçak üretimi gerçekleştirilecek. Ama o ilk başlangıçtaki prototip uçaklar Türk ordusunun envanterine gene aynı F-35 uçaklarıyla aynı dönemde yetişebilir diye kıymetlendiriyorum. F-35'lerle ilgili bilinmeyenler de var. Aslında sistem saldırıya çok açık ve çok sayıda zaafı içeriyor. F-35'lerin şu anda çalınmayan hiçbir bilgisi kalmadı ki zaten. Rusya ve Çin'in elinde. F-35'in özelliği daha var. Tamamen sistem dokunmatik ekranlarla, bilgisayarlarla, sensörlerle yürütüldüğü için havadaki F-35 uçağını bile düşürmek mümkün. Diyor ki Alman Hava Kuvvetleri, biz 100 tane alacağız ama almayalım. Niye almayalım? Çünkü bu uçaklar uçması gereken zamanın 1/4'ünü ancak uçabiliyorlar. 1/4'ünü uçamıyorlar. F-35'lerde ısrar edilmesi Türkiye'nin milli egemenliğini sekteye uğratacak. Amerikan sistemlerinde inat ederseniz 15 Temmuz'da olduğu gibi yine büyük aksaklıkların ortaya çıkacağını, yani Amerika'nın isteyip istemediği hiçbir şeyi kullanamazsınız. İsterse kullanırsınız, tahditlidir o da. İstemezseniz kullanamazsınız. F-35'leri de kullanamazsınız. Çöpe atarsınız.